Son mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Sizlere biraz geç merhaba demiştik, şimdi de günün konuğu diyeceğiz. Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın. Günaydın, siz geç merhaba. Evet, geç merhaba oldu bugün. Siz de trafiğe takılmışsınız. Valla trafik, ya bunun artık kış geldi. Bundan sonra böyle alışacağız. Yapmayın, çok erken. Hiç alışabilecek ben normalde, bak ama evden normalde ben yani şeye, ofise gitmek için 7.45-8 aralığında çıkıyordum. Artık 7.30'da çıkıyorum. Muhtemelen bir ay sonra 6.20 çeyrek geçe falan çıkacağım. Artık böyle. Ama kaza olmuş değil evet, mi? Evet, kaza olmuş. Ölümlü orada. Kaza ben varmış. De normalde 7.20'de çıkıyorum. 8'e çeyrek kala buradayım. Ancak bugün de 7.20 geçe çıktım. Ona 9.40'da, ona 20 varken buradaydım. Bir kaza olmuş. 4 araç ve bir motosiklet. Yazık. Tim karıştı. Zincirleme ve trafik kazası. Bir motosiklet Yazık. Sürücüsü hayatını Yazık. Kaybetmiş. Tabii yol boyunca hepimiz meraktan memlekette, çatladık. Memlekette neyin düzeni kaldı ki trafiğin düzeni kalsın? Bir hafta trafik kontrolü yapıyorlar. Burada konuşmuştuk, hatırlarsın. Evet, evet. Ben dedim takdir ediyorum bunu. Dün akşam bir baktım Basmane, eve gidiyorum Basmane Meydanı'nda. Hava da saat 6'da falan kararıyor. Basmane Meydanı'nda oho, kırmızı ışık kimsenin umurunda değil, yeşil ışık kimsenin umurunda değil, ortada bir tane trafik polisi yok. Yazdım yine kardeşime, ne oluyor diye cevap vermedi. Normal. Bir de aslında bugün böyle mi başlasak? Ya bu yaz saati, kış saatini karıştırdılar. Yazık değil mi o çocuklara, sabahları karanlıkta okula gidiyorlar. Bir de sabah ayazı denilen bir şey var ya, o çocuklar o sabah ayazını yiyerek gidiyorlar. Ya. Bunu döndürseler kış saatine, eskiden ne güzeldi yani, her şeye rağmen daha iyiydi. Ama döndürmeyeceklerini anladım ki dün çok tasarruf yaptığımızı. Tabii tasarruf, bak şimdi bu binanın etrafında da Gediz Elektrik yerleri kazıyor, yeni hatlar döşeniyor Bayraklı'da, Bornova'da, neyse. Bak onlar bize nasıl hizmet olarak değil, zam olarak nasıl dönecekler? Ya bugün bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün kaza olduğu an telefonu elimize aldık. Baktık birkaç yerel gazeteye. Acaba dedik ne oldu? Belki biri duyurmuştur. Benim bildiklerim duyurmamış. Arkadaşlarım nereye bakacağını bile bilmiyor. Ayşegül sen nereden bakıyorsun diyorlar. Sonra Instagram sayfalarında birilerinin paylaştığı hesaplardan kazanın detaylarını bulmaya çalıştık. Rezalet bir şekilde de geldik. Normal. Bir habere ulaşamadık. İzmir trafiği felç, kıpkırmızı şu an. Bak sana bir şey soracağım. Sen hiç polis muhabiri diye bir alan duydun mu? Evet. Ya eskiden polis muhabirleri vardı. Bunlar sokaklarda ya da emniyette basın odalarına otururdu. Ellerinde telsizler olurdu. Hangi frekansın ya da hangi kanalın hangi şubeye ait olduklarını bilirdi. İlk anonsta örnek veriyorum, işte Altın Yol'da trafik kazası oldu lafı hemen polis muhabirinin dikkatini çekerdi. İlgili yerler aranırdı. 5 dakika içinde muhabir ve kameraman arabaya binerdi. 10. dakikada kaza yerinden telefonla haber müdürüne bilgi verilirdi. Nerede muhabir mi var şimdi? Doğru. Muhabir mi? Kopyala ya, kopyala yapıştır. Vatandaştan aldım ben haberi. Aa, ben sıkıldım. Bak ben çok sıkıldım artık. Ben gazete mazete okumuyorum artık. Açıyorum aynı haberler. Belediye başkanı onu dedi. Vali hapşırdı. Belediye başkanı öksürdü. Sağlık müdürü aşı yedi. Mezarlık müdürü ölü gömdü. Biliyoruz zaten onların öyle olduğunu. Bana trafikten haber ver. Bana ne bileyim sağlıktan haber ver. Bak dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Son bir haftadır benim İzmir'de doğduğum pozitif sayısı çok fazla. Evet, bak çok tek başınayım. Benim de çevremde öyle. Ne oluyor? Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama mı var? Arabın Yalellisi gibi Sağlık Bakanı her gün rapor yayınlıyor. Bugün 3 Kasım Demirbank iyi günler diler. Fahrettin neydi adamın? Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'dan da günlük Covid. Bana ne? Ölene rahmet, kalana şifa. Tamam da ne yapıyorsun aga, ne yapıyorsun? Okulların önünden geçiyorum, maskeli çocuk göremiyorum. Evet. Öğretmenler böyle yalı kazığı gibi ortalarda dolaşıyorlar. Çocuklar ortada maskesiz. Otobüs duraklarında maskeler burnularının altında. Otobüslerin içinde, metrolarda her şeyde var ya da AVM'lerin içinde de bir kontrol varmış. Bu kontrolümüzü kaybettik. Ben buradan kim dinliyorsa, soğuk, çok soğuk bir kışa giriyoruz çünkü okuma alışkanlığını da bitirdik. Hı hı. Meteoroloji uzmanları yazdan beri uyarıyorlar bu kışa ilişkin. Evet.
yoğun sıcak yoğun soğuğu getirir diye bu kış herkes tedbirini alsın. Yani maaşlarımızı doğalgaza vereceğiz, elektriğe vereceğiz. Yani ne bileyim ben bayat ekmekten bayat ekmekten yemek ve tatlı yapmayı öğrenelim. En çok arananlar diye. Çünkü elektrik şirketleri, doğalgaz şirketleri vandal ruhuyla, vahşi kapitalist ve acımasızlıkla bizim bu sene kemiğimizi kurutacak. Neyse biz yine şanslıyız. Mesela ben daha kaloriferi açmadım. Ben henüz evimde üşümüyorum. Ben de açmadım. Evet. Ama bir açacağız, bir açacağız. Değil mi? Ama açanlar var. Başka Ankara'da ya da Doğu'ya elinde da. Elinde bebeği olan, yaşlısı olan. Bir de mesela şöyle söyleyeyim sana. Elektrik kullanımı çok fazla oluyor. Örnek ne yazık ki ben böyle düşünüyorum. Ne yazık ki ev sahipleri, mülk sahipleri hatta o doğalgaz işte petekleri döşeyen insanlar bu işin bilimsel kurallarını zerre kadar önemsemiyorlar. Nereye ne kadar ne kadar boyutta petek konulur? İşte evin pencerelerinin neresinden ne kadar güneş gelir? Bunlar hesaplanmadığı için ben iyi biliyorum bazı evlerde Ayşegül şaka değil hem klimanın sıcağı açık hem doğalgaz açık. Çok zengin olmak. Ne demek biliyor musun? Yani şimdi bu sene de bu böyle olunca yani tahminen Aralık sonunda biz sosyal medyada şeyi göreceğiz. Böyle fiyat mı olur? Yakınlar. Yuh size filan öyle. Ya ben 1+1 eve yazın 400 lira elektrik faturası ödedim mesela. Klima çalıştı. Evet sadece klima çalıştı. Ve ben neredeyse sabah 7 de işine gelen akşama 7-8 gibi evde olan biriyim. Çalışan o kadar. Mesela bak benim bir önerim var. Bak ben onu tedbirini aldım. Bana fazla gelmiyor şey. Bunu gerçekten öneriyorum. Herkese. Elektrik saatlerinizi kontrol edin. Yeni nesil elektrik saati kullanın. Gerçekten o şeyin çok yararı var. Yani ben açık söyleyeyim. Ben de eşimle sabah çıkıyorum. Akşam geliyorum. Bazen de epey bir gece geldiğim oluyor. Ama çevremdeki elektrik faturalarını ben ödemiyorum. Yani 3-4 rakamlı faturalar ben ödemiyorum. Ve bunu araştırdım. Ve kendimden biraz kuşkulandım. Araştırdım. Biz apartmanda sağ olsun yönetici yeni nesile geçtik 3-4 sene evvel. O kadar yararı oldu ki. Mesela çamaşır makinesini gündüz mü gece mi? Bulaşık makinesini ne aralıkla? Gerçekten bunlara dikkat edildiğinde bakın ben başardım bunu. Bütün herkese de öneriyorum. Akıllı binada da otursanız, akılsız binada da otursanız sizi yönlendirecek olan o elektrik saatidir. Ne yazık ki elektrik şirketleri uyarı yapmaz. Çünkü ne kadar çok kullanırsan o kadar çok ödüyorsun. Tabii. Doğalgaz da öyle. Mesela ben İzmir gibi bir kentte doğalgazın verimli kullanıldığına asla inanmıyorum. Bak asla inanmıyorum. Şimdi laf yine gelecek müteahhitlere ama müteahhitler cahil olunca çalıştırdıkları mimar ve mühendisler zır cahil oluyor. Ya bana söylesinler İzmir'deki evlerin yüzde kaçında gerçekten bilimsel ölçekli evler ve bilimsel ölçekli enerji kullanımı var. Biz saburganız bu konuda. Gerçi samimi söylüyorum saburganız. Çünkü o kadar önemli ki İzmir'in güneşi çok yoğundur aslında. Evet. İzmir'in güneşi ısıtır. İzmir'in rüzgarı, soğuğu, nemden çok üşütür ama güneşi de ısıtır. Yani evleri ona göre yapmış olsalardı İzmir'de. Mesela gülün buna. Yani yolunuz düşerse gerçekten bu benim için bir ibret bu. Şimdi yine konu oraya geliyor ama depremden sonra TOKİ'nin yaptırdığı Bayraklı Manavkuyu'da Kızılay Kan Merkezi'nin hemen yanında iki blok var. Ben böyle apartman görmedim. Yol kenarlarında cam yok. Yolun kenarı düz duvar. Allah Allah. Ya çok güzel bina yapmışlar. Harbiden yani. Ben gerçekten en kalbi şükran dileklerimle Sayın Murat Kurum'u
Ve o çok bilmiş şehircileri kutluyorum. Onlar mutlaka önceki hayatlarında ya kasaptı ya manifaturacıydı. Yani bu kadar cahilane bir bina yapımı olamaz. Oldu, 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 oldu. Anmada neler yaşandı çok merak ediyorum. İşte, siz orada anlatacağınız çok şey var. Ulusal'dan takip ettim ben çoğunu. Ne gördün? Hatta özel bir televizyon kanalının muhabiri bir deprem zedeler için yapılan eve giriyor. He. Ama buradakiler mi, şehir hastanesinin oradakiler mi o belirtilmiyor. Deprem zedeler için yapılan örnek ev. Aa dedim biz konuşuyorduk Hasan abiyle. Hani bu evlerin dedim bu evler gösterilmiyordu. Bak ama hangi evler acaba diye. Böyle epey. Nasıl evleri nasıl buldun? Güzel görünüyordu görüntüde. Vallahi şehir hastanesinin İçeride. Orada yapılan rezerv evlerin hem genişlik anlamında hem de kalite anlamında daha iyi olduğu söyleniyor. Ya aslında bakacak olursan ya ben insan nüfusuna göre yorumlar yaptım. Yani gerçekten çok tanıdığım aile var. Nasıl sığacaklar bilmiyorum hala. Ama evlerin görüntüleri güzel ya. Yani böyle modern bir görüntüleri var. Tepelerinde kubbe var mesela. Bu çok önemli bir şey. Bak evet, onun geçen da bir, gün oradan geçtim. Onun da bir onun hikayesi var. Dün akşam, dün de Sayın Şehircilik Bakanı bendenize dolaylı olarak mesaj göndermiş. Benim İzmir'in simgelerini bilmediğimi iddia etmiş. Kendisine aynen iade ediyorum Sayın Bakan'a. İzmir'i kendisinin bilmediği çok açık. Ama İzmir milletvekillerinin de neyi ne kadar bildiğini yani ben burada Allah'a bırakıyorum. Neymiş şehrimizin? Ya bak şeyi? Şimdi cumartesiden bahsedeyim sana. Öyle başlıyorum. Şimdi cumartesi günü gerçekten duygu dolu anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir anıtı oldu. O anıtı ben herkesin görmesini gerçekten istiyorum. O isimleri içlerinden tekrar etmelerini, fotoğraflara bakmalarını istiyorum. Rıza Bey Apartmanı'nın hemen yan tarafında. Oldukça güzel bir törendi. Anlamlı bir törendi. İyi Parti Grup Başkan Vekilim Savat Dervişoğlu geldi. Benim görebildiğim CHP'li milletvekillerinden bir Taceddin Bayır vardı. Göremediklerim olabilir. Çok iddia etmiyorum. Bürokratlar vardı. Mesela bu şeyin yapıldığı, törenin yapıldığı park yeri, parkın uzağında Bayraklı Müftülüğü. Ben Bayraklı Müftü olduğunu da o gün gördüm. Yani çok mutluyum. Bayraklı'nın bir müftüsü varmış yani. Yani Hoca Efendileri toplamış, böyle bir panel masası gibi karşısına sandalyelere koymuş. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor, Mevlid okunuyor. Efendim, onlar orada bir şey yapıyor, Büyükşehir burada bir şey yapıyor. İşte Bayraklı'nın muhterem belediye başkanı arza endam eylediler. Orada ve bazen hüzünlü pozlar sergilediler. Ama depremde ailelerinden birini ya birkaçını kaybedenler yoğunluklu yoktu. Yoktu. Depremi yaşamış olanlar oradaydı tabii. Bir de merak edip gelen vatandaşlar vardı. Bir yürüyüş oldu. Rıza Bey Apartmanı'na kadar Rıza Bey Apartmanı'nın önünde toplanıldı. Oradan tören yerine yürünüldü. İşte ben o gün de demiştim burada yayında ben asla kalabalığa karışmayacağım hep dışarıdan gözleyeceğim demiştim. Al gözüme o kubbeler ilişti. Dedim Allah'ım yani bu her şeyi anlıyorum hadi hap kadar yer yaptınız saray yaptınız hadi tamam saray yaptınız. Siz vatandaşı çok seviyorsunuz düşünüyorsunuz tamam ona da hani yalanlara da inanalım hadi inanalım. De bu kubbe ne? Bunun fotoğrafını çektim. Dün de köşemde yayınladım. Meğer bu kubbe meselesi Şubat ya da Mart ayında geçtiğimiz Şubat ya da Mart ayında Sayın Şehircilik Bakanı'nın bir etkinliğinde bazı depremzedeler tarafından kendisine söylenmiş. O da demiş ki bu kubbe İzmir'in simgelerinden. Yani buradan soruyorum İzmirlilere. Hadi ben dört kuşaktır İzmirli değilim. Ben uzaydan geldim hakikaten. Ben Jüpiter'den falan geldim yani. Çocukluğum Uranüs'te geçti.
Sonra eğitim için Jüpiter'e gittim. Orada çok sıkılınca dünyaya geldim. Sayın AK Partililer kadar Türkiye'li, Sayın AK Parti kadar İzmirli değilim. Zaten ben kimim ki? Onlar olmasaydı televizyonda göremezdik, buzdolabında göremezdik, hastaneye de gidemezdik. Biz mağarada yaşıyorduk yani. Ebelek gübelek yapıyorduk. Evleneceğimiz insanı da saçından sürüyerek taşlarda mağaraya kapatıyorduk. Bir de duvara resim çiziyorduk. Yani AK Parti iktidar olunca, bak bugün 3 Kasım 2002'de biz medeniyet gördük. Bak uzaya bile birilerini göndereceğiz. Yani öncelikle kendilerinin gitmelerini diliyorum da uzaya. Ama yani böyle bir şey olur mu ya, İzmir'in simgesi? Dün de bana gelen mesaj, efendim bu İzmir'in simgesiymiş, borsa binasından esinlenilmiş. Ey Sayın Bakan, sen o yanında çuvalla dolaştırdığın insanları git denize at. Böyle cahil, böyle cahil bir bakış açısı ömrü hayatımda görmedim. Ulan o borsa binası. Bak dün akşam da değerli araştırmacılarla görüştüm. Çok sinirlendim çünkü. Ha ben böyle hani adeta cehalet, cahiller tarafından cehaletle itham edildim. Ama kendilerine de söyledim. Yarın dedim sabah son mühürdeyim. Görürsünüz siz. Ya bu birinci ulusal mimarlık projelerindendir. 1930'ların 20'lerin sonu Selçuklu Osmanlı karışımı bir cumhuriyet mimarisi ve bu kubbe örneği İzmir'de 3-4 yerde, İstanbul'da, Ankara'da hep vardır. Atatürk'ün naaşının uzun süre bulunduğu Ankara Etnografya Müzesi'nin üstündeki kubbe Ankara'nın simgesi mi? İstanbul'daki kubbeler İstanbul'un simgesi mi? Siz kafayı mı yediniz? Ne içiyorsunuz böyle ey sayın bakanlar? İzmir'in simgesiymiş kubbe. Hadi ondan da vazgeçtim. Ya sen deprem konutu yapıyorsun. Arap şeyhine saray mı yapıyorsun aga? İzmir mimar, yani hangi mimar yaptı bunu, ben çok merak, şimdi onun peşindeyim. Bu isimle öğreneceğim o mimarın. İzmirli mi değil mi? İzmirli ise çok fena teşhir edeceğim. İzmir dışındansa ki muhtemelen o, ben İzmir Mimarlar Odası'na rica ediyorum. Ya İzmir'in bütün görünüş, ne diyeyim, ruhunu, hani silüet neyse, bu bozmaya yönelik ileriye farklı mesaj vermeye matuf şeyler bunlar. A kubbe ne? Kubbenin ağırlığı nedir o kubbe? Bir de 5 katın üzerine ağırlık yapıyor. Ne gerek var böyle bir şey? Böyle bir demir şey, çelik. Tabii canım, profilden yapmışlar, evet. Etrafını şey yapmışlar. Bana taktılar kafayı. Canları sağ olsun. Ha dediğim gibi ben cahil bir adamım. Kendileri alim. Yani 6 dil biliyorlar. 8. dili öğreniyorlar şu anda. Bakalım kimmiş Master Chef'te, merak ettim. Master Chef'e bile katılacak kadar yemek kültürleri var, gastro. Yani AK Parti deyip geçme. Bak kaç yıldır iktidardılar, 2002'den beri. Onlar olmasaydı biz ne olur? Biz konuşmayı da ondan öğrendik. Bak ateşi buldular, tekerleği buldular. Değil mi? Yani suyu. İnsanlık ne olurdu AK Parti olmasaydı? Allah muhafaza ya. Yani büyük insanlar, ben saygıyla anıyorum hepsini yani. Etkinliğin olduğu saatte bir de Yamanlar'da etkinlik vardı. Şimdi ben etkinlikte vali var mıydı bu arada? Hayır. Soracaktım. Valinin başka etkinliği vardı. Vali, yani AK Parti ve MHP Yamanlar'da, CHP ve İYİ Parti Marakuyu'daydı. Eyvah eyvah. Tabii. Şimdi yani fakat yani ben Sayın Valimi çok sevmekle birlikte bazen anlayamıyorum. Bakar mısınız o toplantıda vali ne demiş? Şu Yamanlar'da AFAD tatbikat yaptı. Bak, depremi anma gününde. Evet. Bak vali ne demiş? Ben Sayın Vali saygıyla, yani adam satır aralarında başka mesajlar mı veriyor? Ya bizimle maytap mı geçiyor? Ben anlamış değilim yani, ama çok güzel bir konuşma. Vallahi bu konuşmayı Kılıçdaroğlu da yapamadı. Tunç Soyer de yapamadı. Serdar Sandal da yapamıyor. Ya böyle bilgece bir konuşma yapılır mı? Bak yeni öğrendiklerimizi söylüyorum sana. Valimiz demiş ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Bilmiyordum ben bunu. Ben ülkemizi bir turizm sanayi bölgesi olarak biliyordum.
fay hatlarının ortasında yaşıyoruz. Şehirlerimizde başlıca fay hatları var. İzmir bu fay hatlarının tam ortasında bulunuyor. Ve İzmir belki de Türkiye'de canlı, diri fay hattı üzerinde konutların bulunduğu, yaşam alanlarının bulunduğu tek metropol. Bu gerçeği süratle idrak etmemizde fayda var. Yani süratle derken yani 10 bin yıl falan geçti. İzmir'in bugünkü topografyası, ana topografyası. 4,5 milyonluk bir şehir. 17 fay hattı var. Ve bunların 2-3 tanesi de şehrin merkezinde. Üzerinde halen yaşam devam ediyor. Süratle kentsel dönüşüm başta olmak üzere seri bir şekilde şehri yenilememiz, yeniden kurmamız ve daha sağlıklı, güvenli alanlara şehri kavuşturmamız lazım. Bu arada sorumluluk her kime düşüyorsa herkes sorumluluğunu idrak etmeli. Aslında 30 Ekim depremi İzmir'e sert bir uyarıydı. İrkilmemiz ve kendimize gelmemiz gereken bir depremdi. İzmir'in altındaki fay hattı harekete geçtiğinde ne kadar enkaz olacağını, can kaybı olacağını şu an kestiremiyoruz. Yani en fazla 4,5 milyon kişi ölür. Ne olur yani? Vali Bey o kadar gerçeklere işaret etmiş ki iyi de yani sormazlar mı? Mesela şöyle bir demokrasi hayal ediyorum. Vali bu konuşmayı yaptıktan sonra CHP'li ya da İYİ Partili milletvekilleri ya da muhalefet kim varsa basın falan çıkıp sormalı. Vali Bey siz niye yukarıdaydınız? Niye? Şimdi 17 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kaçı AK Partili kaçı CHP'li? Öyle ya. Yani hükümet muhalefetsiz toplumu tam ikiye bölecek bir yapıyla depremi bile böyle anıyor. O hoş mu bu? Hadi espri yaptık, şaka yaptık, geçti. Hoş mu? Ya İzmir'de o gün ölen 100 küsür kişi, 117 kişi, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, herkes CHP'li miydi? Herkes İYİ Partili miydi? Herkes MHP'li miydi? Herkes AK Partili miydi? Vali Bey'in ya da AFAD'ın ya da bakanlığın deprem olduğu gününden bu yana İzmir'e, İzmir'in seçilmiş iradelerine yaptığı ayrımcılık anma gününde de yaşanmalı mıydı? İzmir'in seçilmiş, İzmir halkının oyuyla, atamasıyla değil, halkının oyuyla seçilmiş belediye başkanının tamamen yürekten oluşturduğu bir anmaya Vali Bey de katılsaydı, AK Partili iki milletvekili Atilla Kaya'yla Hamza Dağ da katılsaydı, MHP il başkanı da katılsaydı ne olurdu? Halk bir güven duymaz mıydı? Vali Bey'in bu söyledikleri, hangi ezberin tekrarı bilmiyorum, bunları söyleyen bilim adamlarını duymazdan gelenler şu anki mevcut iktidarın Şehircilik Bakanlığı değil mi? Şehircilik Bakanı depremin ikinci günü artık Bayraklı'da 5+1 olacak, 5 kat olacak dedi. Peki kentsel dönüşümde nasıl 18 katlardan, 20 katlardan, 25 katlardan bahsediliyor? Ama burada Vali Bey'in söylediği bir şey var. Benzerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o da İzmir Milletvekili, Genel Başkan Tuncay Özkan da geçenlerde söyledi. İşte Çiğli hattına doğru kenti yeniden inşa etmemiz gerekir diye. Benzer bir düşünceyi bir yıl kadar önce yine AK Parti'nin Büyükşehir Meclis grubunda bir meclis üyesi var, Hakan Yıldız diye. Hakan Yıldız da aynı şeyi söyledi. Ne güzel. Bak CHP de aynı düşüncede. Efendim AK Parti'de, bürokraside. Ne yaptınız abi? Ne yaptınız? En ufak bir girişim var mı? Şu anda kentsel dönüşüm çerçevesinde müteahhitlerin teröründen başka ne esiyor? Ne esmiyor? Kubbe esiyor. İzmir'in yeni simgesi. Tamam, Saat Kulesi'nden de vazgeçtik. İzmir'in yeni simgesi. Kubbeler. Şimdi yakında kubbe şeklinde yüzükler, gümüş yüzükler, böyle bir şeyler. Kolyeler. Tabii canım. Hayatımız kubbe yani. Yani bunda bir şey yok ki. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Yani bak kışla girdik. Bugün 3 Kasım. Evet. Mesela 3 Kasım'da bak ben sabahleyin çıkardım, oturdum. 96 yılında
Susurluk'ta hani bir kamyonun altına bir Mercedes girmişti. Sonra bu Kurtlar Vadisi dizisinde de bunun başka bir versiyonu olmuştu. Hah! 96 yılından bu yana acaba Türkiye'de neler oldu? 90'larda hatırlayın, 90'larda ECBC bankasını bombaladılar, İngiliz konsolosluğu, Amerikan konsolosluğu, ona bombaladılar. O Tansu Çiller çıkıyordu, kurşun atan da ölür, yiyen de ölür mü ne? Atan da yiyen de bizden mi falan diyordu. Ne oldu? Günlerce tencere tava çaldık, ışıkları yakıp söndürdük. Rahmetli Erbakan çıktı, gulu gulu dansçısı dedi falan. Ne oldu? Biz bugün ne yaşıyoruz? Reisi Cumhurumuz, Amerikan Reisi Cumhuru'yla işte tokalaştı, maskeli ve maskesiz versiyonlarda. Ne oldu? Bizim hayatımızda şu anda ne oluyor? Biz yarına nasıl bakıyoruz? Yalnızlaşarak. Ayşegül bak, öyle yalnızlaşıyoruz ki. Yani ben gelecek yıl 2022, ben şey yapamıyorum. Ben bu kutlamayı konuştuk. Bir sonraki kutlama programı nasıl olur anma. Diye özür diliyorum. Anma programı nasıl olur diye düşündüm. Gelecek sene olur mu ya da? Olur tabii canım. Gelecek sene olur. Şöyle, ben şöyle bir şey öneriyorum mesela. Bu sefer birlik tesis edilir. Yürüyüşün ön kısmında işte anaokulu çocukları başlarında kubbe şeklindeki şapkalarıyla bir yürüyüş yaparlar. Ciddiyet yok, samimiyet yok, hiç kimse yalan söylemesin. Depremzedeleri kimsenin falan anladığı yok. Ben bugün buraya getirmeyi unuttum. İzmir Valisi'ne, İzmir Milli Eğitim Müdürü'ne, İzmir Ticaret Odası Başkanı'na, İzmir Sanayi Odası Başkanı'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Bayraklı Belediyesi'ne, Bayraklı Müftüsü'ne, Bayraklı Kaymakamı'na bir sorun var bugün. Depremden sonra ortada kalan çocuklar kaç kişi? Şu anda okula giden, üniversite, lise, orta, ilkokul. Annesini, babasını ya da ailesinden bir bireyi ya da kendisinin bir uzvunu kaybeden kaç çocuğumuz var? Çocuk ve genç. Sayı biliyor musunuz? Ben dün sayıya ulaştım. İsim isim, öykü öykü hepsini aldım. Buraya getirmeyi unuttum sadece. Demek ki ulaşılabilir. Daha doğrusu unuttum değil, beceremedim. Excel bir tablo geldi bana. Bilgisayardan, yazıcıdan çıkarıyorum, yarım yamalak çıkıyor, beceremedim. Ama yani Sayın Murat Kurum da dolaylı benim cahil olduğumu, cahilim yani, o yüzden. Ben çünkü taş tabletler kullanıyordum. Birdenbire bilgisayar icat edildi. O yüzden yani. Ha, o çocuklar şu anda nasıl okuyorlar? Kutlama bu yönüyle, ben anma, kutlama neden diyorum sürekli. Ama neden bu yönüyle hiç yer bulmadı? Mesela ben hiç bu yönüyle... Hangi yönüyle yer buldu? Şimdi ben sana sorayım. Sadece... Sen Karşıyaka civarında oturuyorsun, evet, evet, değil evet. mi? O depremde neredeydin? Ben şehir dışındaydım. İzmir'de yaşamadım. Bak, bir şey soracağım. Bir yıldır depremin neyini konuşuyoruz biz? Bak, üzüldüğüm ne var biliyor musun? Ya bu kadar eleştiriyorum ama bir de hakka da hakkı teslim etmek lazım. Hiç benimle iletişime geçmedikleri halde ben onların neler yaptığını yapmaya çalışıyorum. Şehircilik Bakanlığı'nda vicdan ve izan sahibi bazı bilme dayalı insanlar da İzmir'in depremselliği çerçevesinde yeni konsept kentleşme üzerine çalışıyorlar. Eyvallah. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremin birinci haftasından itibaren kurduğu yeni daire başkanlığıyla, o gün de burada açıkladı şeyde, Bayraklı merkez olmak üzere tüm konut rezervlerini, konut stoklarını, konut durumlarını ve tamamlandı neredeyse hangi konutun ne durumda olduğu. Bunları yapılıyor. Peki sonra? Sonra? Gelecek yıl diyorsun. Evet. Gönül neyi ister biliyor musun? Şimdi Adabazı emsal şeysi de geliyor ya. Örnek. Manavkuyu tarafında öyle çok çok eski binalar yok. Yıkılanlara da iyi baksınlar, yaşlarına.
şöyle bir şey soracağım şimdi, merak ettiğim için. Umarım buradan bizi iyi niyetli birileri dinliyordur her şeye rağmen, yetkili. 30 Ekim depreminde yıkılmayan fakat ağır hasar gören binaların müteahhitleriyle ilgili bir soruşturma açıldı mı? Şimdi yıkılmayla ağır hasar arasında tek fark, yıkıldığı yerde can alıyor, yıkılmadığı yerde mal gidiyor. Şimdi yıkıldı, can kaybı oldu, devlet onlara yeni ev yaptı. Kaç para fatura kesecek bilmiyoruz. Peki ve soruşturmalar açıldı. Müteahhitlerin bir kısmı içeride mi çıktılar mı bilmiyorum. Ben bir ceza alacaklarına da inanmıyorum. Çünkü yapanın yanına kar kaldığı bir düzen yaşıyoruz. Peki diğerleri? Mesela Fethi Sekin Parkı'nın şu anda karşı tarafındaki binalar öyle 40 yıllık 30 yıllık değil. O binalar niye hasar gördü? Deprem İzmir depremi de değil. Yani hiç bunlara mesela kafa yoruluyor mu? Örnek veriyorum. Depremde yaptığı konut, ağır hasar gören müteahhit, şu anda Bayraklı'da kentsel dönüşümde de boy göstermesine izin veriliyor mu? Mesela, bak mesela, Şehircilik Bakanlığı ya da belediye bu müteahhitleri kontrol altında tutabiliyor mu? Bunların vatandaş üzerindeki terörlerini duyabiliyor mu? Görebiliyor mu? Yahu emsal artışıyla vatandaş ödeyeceği para düşer diye düşündü. Şimdi müteahhitler emsal artışına rağmen fiyatları yükseltiyorlar, euro artıyor diye. Ya ben öneriyorum gerçekten, ya bunu öneriyorum. Ya ev istemiyoruz biz ya. Yıkın evleri, çadırda yaşayalım bundan sonra. Abi çıkmayalım eve, vallahi çıkmayalım. Abi böyle saçmalık olmaz. Mesela ben yazdım, açık açık bunu duyuruyorum. Bunun hukuku mukuku var mı bilmiyorum. Bu 3 Kasım 2002'den bu yana halkın, cumhuriyetin kazanımlarını bir şekilde ele geçiren 5 ya da 6 dev müteahhit TOKİ'ye şöyle içlerinden gelerek birer beşer onar milyon dolar verselerdi, şu yavrusunu kaybetmiş, anasını kaybetmiş, psikolojisini yitirmiş, enkazdan çıkmış insanlara bedava ev yapılır mıydı, yapılmaz mıydı? Ya lafa gelince Allah'tan kork diyorlar. Ben de düşünmeye başladım. Benim korktuğum Allah'la onların kastettiği Allah aynı Allah mı? Yani bana birisi bir yıldır depremin neyi konuşuldu kamuoyunda? Mesela büyükşehirin ya da varsa şehirciliğin depremle yaşamayı öğrenecek, depremle yaşamaya alışacak yaşam konseptini kurmaya ilişkin projeleri neden vatandaşa detaylı, sürekli, periyodik ve ısrarlı anlatılmıyor? Niye? Ya da nerede gaydırı kubbak konu varsa günlerce panel düzenleyenler, günlerce bilmem ne düzenleyenler neden vatandaş, bakın siz ya şöyle, depremde evini kaybetmiş bir aileye siz akşam gezmesine gittiniz mi hiç? Ha, soruyorum buradan. Ama öyle değil, böyle kameralarla demiyorum. Harbiden içten gittiniz mi? Evde çocuk varsa çocukların gözlerine baktınız mı? Vantilatörün oynattığı perdeleri deprem diye algılanıp odadan kaçan çocuk gördünüz mü? Ya şu insanların psikolojilerini niye anlamaya çalışmıyor bakan da, vali de, kimse kim? Ya niye? Bu insancıklar nasıl ödeyecek o paraları? Yok. O nedir, o TÜKVA mıdır, Türk PAA mıdır, nedir?
Yani neredeler? Hani zenginleri çok maşallah. Ya bir taşın altına elinizi koyun. Ama niyet bu değil. Bak göreceksiniz. Benim kulağıma geliyor. Hiç bana hiç kusura bakmasınlar. Makamı, şanı, şöhreti kim olursa olsun bana İzmir'de maval okuyacak adam daha yok. Ben biliyorum hak sahiplerine nasıl teklifler geldiğini. Bu arada 6 Kasım'da noktalamamız da gerekiyor ama teslim evler teslim edilecek değil mi? Ertelendi. Edilemez. Bitmedi ki. Bitmedi. Onu tarihe belirlendi mi? Bir de benim duyduğum bir şey var. Tabii burada böyle biz bize, zaten biz kaç kişiyiz diyor. Biz bize konuşuyoruz. Şimdi diyelim ki evler bitti. Teslime hazır. Peki kimin nerede oturacağı belli mi? Neye göre verilecek evler? Kura çekilecek. Neye göre çekilecek? Rezerv evler bitti mi? Ya ben aklım almıyor aklım. İzmir'de bu kadar gazete var, televizyon var, şu var. Bir tanesi bir kamera, bir muhabir göndermedi şu şehir hastanesinin oraya. Yok sözümü geri aldım. A Haberi galiba şehircilik müdürü. Yok oraya götürmedi. Bu Rıza Bey'in olduğu yerlere götürdü. Yani şu binalar ne durumda? Yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Yarım mı kaldı? Tamamlanıyor mu? Yukarıdaki binalar iyiymiş. Hatta Vali Bey'in konuşmalarından anladığım şu, o rezerv konutların çevresine bir kent parçacığı modeli de yapma düşüncesi var. Çünkü camisi, okulu böyle tam bir komplike şey hazırlanıyor. Hazırlandı orada. Yani mini bir kent şey gibi düşünüldü. Fakat ileri vadeli orada genişletme çabaları da var. Şimdi hiç konumuz değil ama bir dahaki sefere konuşalım. Bitmeyen, bir türlü bitmeyen, bence parasızlıktan falan değil, başka nedenler var. 7-8 yıldır bitmeyen şehir hastanesi böyle pat diye biterse, çat diye başlarsa kaç bin sağlıkçı çalışacak orada? 3.000 mi, 4.000 mi, 5.000 mi, 6.000 mi? Nerede oturacak bunlar? Nerede oturacak? Yani Tebecik Kadın Doğum Hastanesi'ni kapattık. Oradaki doktorları aldık, hemşireleri aldık. Getirdik Bayraklı'nın şeyine koyduk. Nasıl oturacaklar? O hastanenin çevre yollarla bağlantıları tamamlandı mı? Ulaştım master planına eklendi mi? Bak 200-300 kişinin çalıştığı bir yerden bahsetmiyorum. Asgari 3.000 kişinin çalışacağı. Nerede oturacak bunlar? En yakın Bayraklı, Bornova, Karşıyaka var. Zaten dolu yerler. Yani bunun içi doldurulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Ne Cumhuriyet Halk Partisi farkında bu işin, ne İyi Parti farkında, ne ilçe siyaseti yapanlar farkında, ne kainat siyaseti yapanlar farkında. Farkında olanları da dinleyen yok, işlerine gelmiyor. Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Çiğli öyle böyle değil. Büyük tezgah kuruluyor bu 4 ilçe. Büyük tezgah. Bunun içinde demografik değişim var. Bunun içinde böyle blok halinde değişimler var. Yani ya bunu da söyleyeyim, nokta koyuyorum. Bak tamam. Bunu da yapılan X mahallede yapılan bir konut bütünündeki olası hak sahiplerine, olası diyorum, yıkılan binadaki tüm hak sahipleri yeni binanın da hak sahipleri oluyor çünkü. Yani şu anda raiç bedel 800 bin lira deprem konutları için. Hakkını devreder misin, hakkını satar mısın diye ortalarda dolananlar var. Bu neyin işareti? Bu neyin? Acaba özellikle mi faiz indirimi uygulanmıyor bizim depremzedelerimize? Özellikle mi mali kolaylık sağlanmıyor? Çünkü sağlanmadığını varsay, demek ki kapıda müşteri adayları var. Ben teşekkür ederim. Ağzına bugün, sağlık. 3 Kasım tam bir hafta sonra. 10 Kasım. Evet, evet. Bunu da söyleyeyim. İçimde yara. Kulağıma nahoş şeyler geliyor. Ben artık burayı
kendi evim gibi görmeye başladım. Onun için rahat konuşuyorum. Gelecek hafta 10 Kasım'da ben buraya geleceğim Ayşegül. Buyurun. Çünkü İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehir olan İzmir'de. Ben Atatürk'e açık açık karşı duranlara saygı duyuyorum da her şeye rağmen. Açık açık böyle ne olursa olsun Atatürk aleyhine konuşanlara saygı duyuyorum. Ama solcuyum, devrimciyim, demokratım deyip emperyalizmin uydurduğu bazı marjinal saçmalıklara ve bölücülüklere, ayrımcı düşüncelere uyup da 10 Kasım'ı yok sayma tenezzülünde bulunmak isteyenleri de buradan uyarıyorum. Ben canımı ortaya koyuyorum. Sen koyuyor musun? Ben canımı ortaya koyuyorum. Çünkü bugün Türkiye'de makamı, mevkisi ne olursa olsun herkesin sebebi mevcudiyeti, varlık nedeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve bizlerin insanca yaşamamız için yaptığı devrimlerdir. Solcu, kendini solcu zannedenler önce kendi bastıkları toprağın kendi değerlerine bir önce bir selam dursunlar. 10 Kasım haftası başka şey düşünen kim varsa benim gözümünde vatan hainidir. Bu da buradan böyle bilinir. 10 Kasım'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş bizimle birlikteydi. Hem o bir hafta önceki anmayı kendisiyle konuştuk. Biliyorsunuz 30 Ekim 2020 depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. İki ayrı anma töreni vardı. Tabii şehrin gündem maddelerini de değerlendirdik kendisiyle. Sizlerden kısa bir ara rica edeceğim. Sayın Kocabaş'ı uğurlayalım, ardından devam edeceğiz.